Duydunuz mu? Gördünüz mü? Evet, gördünüz mü, duydunuz mu? Köşemizde Gaziantep müzelerini konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür Arşı Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar bizlerle birlikte. Sayın Yakar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu olarak Gaziantep'teki tüm dinleyicilerimize de nezdinizde selamlarımızı gönderelim. Evet, bugün müzeleri konuşacağız Sayın Yakar. Şehrin kimlikleri olan müzeleri. Bir şehri geçmişinden bugününe anlamak ve tanımak istersek sanıyorum ilk önce müzelerinden başlamak gerek, gezmeye. Gaziantep'te gezmeye başlarsak hangi müzeleri ziyaret edebiliriz? Hangi müzeler karşımıza çıkar? Evet, şimdi tabii müzeler geçmişteki kültürlerin günümüze yansımış biçimleri. Evet. Günümüzde yaşayan insanlar, geçmişteki insanların veya kültürlerin nereden nereye geldiğini görmek amacıyla bütün dünyada olduğu gibi de ülkemizde son dönemlerde müzecilik çok fazla ilgi çekmeye başlamış ve bunun meyvelerini hem bölgesel olarak hem de ülke olarak almış bulunmaktayız. Evet, Gaziantep'e baktığımız zaman Gaziantep geçmiş dönemlerde itibaren Anadolu medeniyetlerinin, Akdeniz'in ve Mezopotamya'nın ortasında bulunmuş. Bundan dolayı da bünyesinde Hititler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi bir sürü medeniyeti, 20'ye yakın medeniyetin izlerini geçmişten günümüze kadar aktarabilmiş ve bunu günümüz ve gelecek nesillere sunabilmiş bir şehirdir. Bunun yanında ören yerlerimizle de ülke ve dünya gündeminde yerimizi koruyoruz. Mesela bir Rum Kale, Dülük, Yesemek, Zincirli gibi geçmiş dönemlerde Anadolu coğrafyasında yaşamış olan milletlerin izlerini Anadolu'dan ve Gaziantep'te sürebiliyoruz. İşte Gaziantep'te bütün bu birikimini üretim biçimi olarak da aktarabilmiş ender şehirlerin bir tanesidir. Bizim şu an dünya UNESCO kültür mirasında 3 tane geçici listede yerimiz var. Bir tanesi çok meşhur olmak üzere Zeugma. Bir tanesi dünyanın ilk heykel atölyesi diye tabir ettiğimiz Yesemek. Üçüncüsünü de Sayın Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayretleriyle 2018 yılının sonunda aldık. Gaziantep'te Livaslar var. Bunlar yeraltı su yolları. İstanbul'daki sarmaşların bir benzeri olarak geçmiş dönemlerden günümüze kadar varlığını korumuş ve halen 6 tanesi çalışır vaziyette olan kasteller. Bütün bunlar bir ekiple ortaya çıkıyor. Gaziantep'te şu an 23 tane bizim müzemiz var. Bu müzeler arasında özel işletmelerin yer aldığı müzeler var. Büyükşehir Belediyesi işletmiş oldukları var. İlçe belediyelerinin yapmış oldukları var. Ve bakanlığa bağlı arkeoloji müzesi gibi, Zeugma müzesi gibi müzeler var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda biz Gaziantep'i tarif ederken kültür şehri ve müzeler şehri, kültürü yaşayan şehir, kültürü yaşatan şehir anlamında bu sloganı kullanıyoruz. Ve bunun da altyapısını temin ettiğimiz için insanlar Gaziantep'e gelmek için bir bahaneler oluyor. Sayın Fatma Şahin Başkanımızın 2017'de geliştirmiş olduğu bir slogan vardı. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı diye. Biz 2017 yılında hedef kitle olarak, turizmik hedef kitle olarak 1 milyon hedeflemiştik. 2017 bu milyon tuttu. 2018'de uzaklarda arama diye bir slogan geliştirdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Burada 1,5 milyona ulaştık. 2019'daki hedef de 2 milyon turizm. Tabii siz turizmi çekerken etkenleriniz olması gerekiyor. Siz şehirde değişik aktiviteler veya insanların ziyaretçilerin hoşuna gideceği şeyleri ortaya koymazsanız insanlar sizi tercih etmiyorlar. En son malum olduğu üzere 2018'in sonunda gerçekleştirdik. Zeugma Müzesi'nin 12 tane kayıp parçası vardı. 1960 yılında maalesef yasa dışı yollarla Amerika'daki Ohio Üniversitesi'ne götürülmüştü. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yardımcı sayesinde bu 12 tane kayıp Çingene Kızı'nın parçasını biz Zeugma'ya getirmiş olduk. Zeugma dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip malum olduğu üzere. 2000 yılından itibaren başlayan uzun kazılar sonucunda bunlar Gaziantep'te getirildi ve Çingene Kızı Gaziantep'in bir yüzü olarak bütün ülkeye ve dünya yansımış oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz eğer kaliteli işler yaptığınızda sizi tercih eden insanların bir sebepleri oluyor ve şehrinize, kentinize giderek sizi ziyaret etme şanslarını elde ediyorlar. Zeugma bütün dünyanın üzerinde durduğu bir husus olduğu için de bir de malumdur siz yeni bir şey yaptığınızda eğer 3-4 yıllık, 5 yıllık arayla koruyamazsanız yani oraya yeni bir ürün, yeni bir konsept geliştiremezseniz insanları ikinci defa ziyaretleri mümkün kılmıyorsunuz. İşte Gaziantep bütün bir başarı öyküsü olarak bunu başarabilmiş bir şehre sahiptir. Ve bundan dolayı da biz çok çalışmaya gayret ediyoruz.
meşhur Evliya Çelebi'miz var biliyorsunuz. Bunun Gaziantep'e 17. yüzyılda iki defa gelişi var. Antep'i tarif ederken diyor ki o, şehri ayıltabı cihan. Ayıltap kelimesini tevriyeli kullanıyor. Hem şehir olarak kullanmış hem de ayıltabın bir anlamı göz bebeği, göz nuru anlamına gelir. Dünyanın göz bebeği şehir ifadesini kullanmış. 17. yüzyılda burayı anlatırken bağlarının, bahçelerin çokluğundan bahsediyor ve Antep'in bir cazibe merkezinin olduğunu ortaya koyuyor. İşte biz bütün bunların hepsini birleştirerek günümüzdeki 23 tane yaşayan müzeye bunları çekmeye çalışıyoruz. Mesela Zeugma Müzesi'nin 2018'deki ziyaretçi sayısı 266 bin. Bu ciddi bir rakamdır. Gaziantep'te malum Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın üçüncüsü, dünyanın dördüncü büyük bir hayvanat bahçesi var. Buradaki ziyaretçi sayımız 4 milyon ki bu ciddi bir rakamdır. Gaziantep'teki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerin 2009-2018'deki ziyaretçi sayısı 920 bin. Yani bütün bunlar ortaya koyuyor ki siz müzecilik anlayışında yaşayan müze ve geliştiren bir özelliğe sahip olduğunuz zaman ziyaretçiler yurt içinden ve yurt içinden sizi tercih etme sebepleri oluyor. Bizim müzecilik anlayışına baktığınızda yaşayan müzeden hareketle biz müzelerde sadece eserleri sergilemiyoruz. Değişik aktiviteler yapılıyor bu müzelerin bulunduğu yerlerde ve o da insanların orayı tercih etmesine sebep oluyor. Şehir içindeki Gaziantep içerisindeki okullara yıl boyunca bu müzelerde aktiviteler yapılır. Malum hep anlatılan bir hikayedir. Japonya'da çocuklar ilkokul çağında, ortaokul çağında önce Hiroşima bombasının atıldığı müzeye götürülürmüş. Orada bütün yıkık dökük harabeler ve insanların çok acınası halleri sergilenir. Arkasından aynı gün çocukları teknoloji müzesine götürürlermiş. Ve orada şunu anlatmaya çalışırlarmış. Eğer siz çok çalışmazsanız başınıza bombalar yağar. Eğer çalışıp teknolojiye sahip olursanız da bu hale gelirsiniz diye müzenin yaşayan tarafını ve insana bir şey öğretme tarafını ortaya koyabilir demiş. Biz de Gaziantep'teki müzelerde bu tür aktivitelerle çalışan ve kendini yaşatan müze anlayışını getirtmeye çalışıyoruz. Malum 23 tane müzeden bahsettim ben bizde. Özel sektör ve bakanlığı olmak üzere her çeşit bizde müzede mevcut durur. Müzeler o şehrin kültürünü günümüz ve gelecek kuşaklara yansıttığı için aynı zamanda o an yaşayan insanlara da bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Malum Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenik sayılmıştı. Hiçbir cephede kaybetmesine rağmen. Fakat arkasından gelen kurtuluş mücadelemizde Antep savunması dediğimiz 36 aylık bir muhteşem bir savunma var. Önce bu ülkeyi İngilizler işgal etti. Arkasından Fransa işgal etti. Ve büyük bir mücadele sonunda da bu ülke kurtarılmış oldu. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panorama Müzesi inşa ediyor. 2019 yılı içerisinde açmaya çalışıyoruz. 25 Aralık Antep Panorama Müzesi diye. Bu Panorama Müzesi'nde Antep savunmasının bütün aşamalarını ortaya koyabileceğimiz hususlar ortaya çıkacak. Malum İstanbul'da 1453 panorama müzesi var. Bursa 1326 panoramayı açtı işte. Samsun açtı. Gaziantep bütün bunların hepsinden farklı olarak dünya ölçeklerinde bütün ülkenin gurur duyabileceği Antep halkının o kahramanlık mücadelesinin nasıl olduğunu anlattığımız bir müze inşasına devam ediyoruz. Buradan anlıyoruz ki siz eğer düzgün yönetebilirseniz elinizdeki malzemeyi düzgün bir şekilde aktarabilirseniz sizi tercih etme sebepleri var. Gaziantep bulunduğu coğrafya itibariyle Güneydoğu'da yer alıyor. Biz bir İstanbul değiliz, bir Ankara, İzmir değiliz. Ama kendi benliklerimizi, kendimizi ortaya koyduğumuz zaman başaramayacağımız bir güç yok. Sayın Cumhurbaşkanımız hep son konuşmalarında kültür belediyeciliğinden bahsediyor, gönül belediyeciliğinden bahsediyor. 2015 yılında malum biz Dünya Gastronomi Şehri ünvanını aldık. Türkiye dünyadaki 116 şehirden bir tanesinin mutfağına sahip oldu. Türkiye'de bir ilkti. 2017 yılındaki kültür sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e örnek göstererek diğer şehirlerin de bunun devamını sağlaması istemişti. 21. yüzyılda medeniyetler ülkeler olarak karşılaşmıyor. Şehirler karşılaşıyor. Şehirler savaşıyor. Evet. Şehirler kendini ön plana çıkartmaya çalışıyor. İşte Gaziantep'te 2017'de gastronomi ödülünü alarak 2015 yılında çok büyük başarı imza attı. İnanın biz burada ilk olduktan sonra 2017 yılında Hatay gastronomi ödülünü aldı UNESCO'dan. Kütahya halk oyunları halk bilimi anlamında aldı. İstanbul tasarım anlamında aldı. Ama siz bir ilgi gerçekleştirin ve bir yol açtınız. Evet. Gaziantep'teki başarı hikayesinin temelinde yatan da böyle bir hususiyettir. Yani günü takip etmek gerekiyor. Tarihi iyi okumak gerekiyor. Bütün bu müzelerde de bizim denemeye çalıştığımız böyle özellikler. Evet. Ama müzemiz var mesela bizim çok meşhurdur bu anlamıyla. Kültür hayatını yansıtıyor. Gümrük Han Müzemiz var. Yaşayan unsurlu beraber karşımıza çıkıyor. Gaziantep
hayvanat bahçesi içerisinde zooloji ve doğa müzesi kurduk ki burada çocuklar geldikleri zaman geçmiş dönemdeki hayvanların iskeletlerini görerek, onların son yapılmış hallerini görerek bir bilinçlenmeye çalışıyorlar. Atatürk Anı Müzemiz var bizim. 26 Ocak 1933'te Mustafa Kemal Paşa'nın ki dün idrak ettik. Gaziantep'e teşriflerindeki durumu anlattığım 36 saatini ortaya koyduğumuz bir müze ortaya konuldu. Yani var olan değerlerinizi ki pek kimse bilmez mesela bunu. Gaziantep o kadar etkin olmuştur ki Mustafa Kemal Paşa Antep'e geldiğinde nüfusu burada kayıtlıdır. Bey Mahallesi 41 numaraya kayıtlı. Evet. Biz daha önce de söylemiştiniz Sayın Yakar. Evet. Toparlayalım lütfen. Evet. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz eğer güzel bir şeyler yaptığınız zaman bir de müzelerde mağazacılık da ön planda. Biz kültürel şey olarak da Büyükşehir Belediye ve diğer müzelerin hemen tamamında bir müze mağazalarımız var. Bu mağazalarda da ziyarete gelen insanların Gaziantep'i anımsatıcı küçük hediyeliklerle beraber gitmesini sağlamak amacıyla biz Gaziantep müze mağazalarında kültürel şey olarak küçük ürünler üretiyoruz. Bir Antepliler buradan çıktıkları zaman Gaziantep'ten yanlarında bir şey bulunabilsin istiyoruz. Bu anlamıyla da güzel işleri yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bu güzellikleri görmek için de dinleyen insanları Gaziantep'e gastronomiyle yemeğini yerler, tarihi kültürlü yerlerle gezerler ve müzelerle dinlemiş ve o tarihi görmüş olurlar diye bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yakar. Güzel bir nokta koydunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Gaziantep müzelerini konuştuk. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar mihmandarımızdı. Müzikle devam ediyoruz.